Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda beyefendi 31 yaşında, baskın el sağ. Kendisi şu an yurt dışında yaşıyor ve başka bir ülkeye göç etme planlarının içerisinde olduğunu belirtti ve tabii ki bazı merak ettiği konular var. Onlara da değineceğiz. Analize geçelim. Evet öncelikle baktığımızda el sert dokulu ve sade bir el. Çok fazla çizgi yok görüyorsunuz. Yani karmaşık değil. Bu ne anlama geliyor? Normal hayatta sert bir doku olduğu zaman sert bir yapıya, sağlıklı bir yapıya, güçlü bir fiziğe işaret edebilir. Ayrıca çok fazla kafa karışıklığını yaşamayacağı net vizyonlar, ne istediğini bilen bir duruma da işaret yani böyle bir el yapısında. Şimdi parmak yapısına baktığımızda burada işaret parmağının Satürn'e doğru dönük olduğunu görüyoruz. Satürn'ün de Güneş'e doğru dönük olduğunu görüyoruz. Şimdi Satürn'ün Güneş'e doğru dönük olması kişinin rutin işlerden sıkılabileceği, sürekli bir değişiklik veya herkesin yaptığı işlerde de bulunmama, farklı işlerle ilgilenme isteği olabilir ve sürekli bir arayış içerisindedir. Her zaman Dediğimiz gibi alışılmışın dışına çıkmak farklı işlerde veya yaşamın diğer konularıyla alakalı bir arayış içerisinde bulunma anlamına geliyor ki kendisi şu an çok uzaklarda ve başka bir ülkeye göç etmek istiyor. Yeni bir başlangıç eşiğinde olduğunu belirtti. İş parmağının ise böyle dönük olması şimdi ben kendisine sorduğumda eli ters çevirdiğinde yüzük parmağının biraz daha uzun olduğunu söyledi Jüpiter'e göre ama aslında bunlar muhtemelen eşitlerdir. Yani burada fotoğraf aldanmaları var. İki parmakta eşit dengede baskın bir nitelik yok. Hatta işaret parmağının satürne doğru hafif dönük olduğunu görüyoruz. Bu kendisinin zaman zaman özgüven problemleri olsa da bu özgüven problemlerini yakın çevresinin kendisine vereceği destek, övgülerle aşabileceği anlamına geliyor ve kendisi için maddi konular gerçekten önemlidir. Başkalarının peşine kolaylıkla sürüklenmeyeceği, kendi içinde gücünde olacağı anlamına geliyor. Özgüven problemleri nasıl olabilir? Özellikle erken dönemlerde burada hayat ve akıl çizgisinin geç ayrılma süreci var biraz. Çok aşır değil ama yine de bir geç ayrılma süreci var. Hafif bir adacık gibi oluşumlar da var buralarda. Bu erken dönemlerde bazı sağlık problemleri de atlatmış kendisi. Mesela 19 yaşında babasını kaybediyor. Ondan sonra mide rahatsızlıkları geçiriyor ve bunlarla bağlantılı olarak psikolojik etkilenmeler oluyor ve panik atak durumları yaşıyor kendisi. Son 9-10 yıldır yaşamıyor bunları ama bir dönem böyle atlatılmış ve sonrasında çizgiye baktığımızda dikkat çekici bir şekilde kısa görüyorsunuz. Hatta kendisinden bir fotoğraf daha istedim. Akıl çizgisine odaklanmalı. Şöyle bakıldığında Merkür çizgisine varmıyor bile çizgi. Yani kısa tabir ettiğimiz bir akıl çizgisi şöyle. Ama kendisi zeki birisi mesela şu an biraz farklı bir durum. Ben genelde mesela yakın çevremde de var birisi. Kendisi epilepsi hastası ve bu akıl çizgisinin birebir aynısı onda da var. Kendisi de çok zeki, başarılı birisi. Sol ele baktığımda Biraz daha iyi durumda. Sağ elde bu durum böyle. Yani zeki olmasına rağmen mental olarak bazı durumlar yaşatması anlamına geliyor ki panik atak durumları yaşamış kendisi ve ayrıca beliyle ilgili bir sakatlık yaşamış ve iyileşmesi bayağı zor olmuş bel sakatlığı ile ilgili zaten bu bizim omurgamızı da yansıtıyor. Böyle kısa olması omurga ile ilgili, belle ilgili, sırtla ilgili de hassasiyetlikleri bize verir. Her zaman fiziken de koruması gerekiyor vücudunu. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi sol ele bakıldığında normal bir durum var. Dediğimiz gibi sağ böyle ve düz bir çizgi, pratik bir eylemde düz bir çizgimiz var burada. Ama ay tepemiz çok yüksek görüyorsunuz ve güçlü bir kadar çizgisi var böyle devam ediyor. Yani böyle yüksek bir ay tepesiyle Venüs'ten uzaklaşması kendisini zaten sürekli uzaklaşma çabası, köklerinden uzaklaşma, farklı şeyleri keşfetme, aileden uzaklaşma durumları olabilir. Ama ne kadar bu böyle olsa da hayat çizgisinin içe doğru döndüğünü görüyoruz. Yani muhtemelen yine geri dönmek isteyecektir. Yani uzun süre ben çok fazla uzaklarda kalacağını düşünmüyorum. Tabii ki burada açılan dallar var. Hayat çizgisi üzerine ama böyle derin bir dal olsaydı mesela burada temelli bir yerleşim söz konusu olabilirdi. Bakıldığında burada da tabii ki seyahat göç işaretlerimiz çokça var elde. Ama dediğim gibi dönme ihtimali de var memleketine ama şu an için bu durumun tadını çıkartıyor. Hatta şu an iyi bir ülkede o ülkeyi de terk edip başka bir yere bir yeni iş başlangıcı ile alakalı bir göç söz konusu yine. Yani böyle yüksek bir ay tepesiyle böyle gelen güçlü bir kader çizgisi meslek hayatında özellikle ihtiyacından çok fazla iyi bir hayal gücüne işaret edebilir. Ne kadar akıl çizgi soraya düşmese de yine de iyi bir inovasyon, hayal gücü ve ıı, uzak ülkelerle temas, iş birlikteliği, yeni çevreler, iyi bir network'la her zaman başarı gelecektir. Yine aşk hayatı içinde iyi bir şanstır ki kendisi şu an evli ve çizgimiz bir şekilde böyle ince bir şekilde buraya doğru ilerliyor. Şuradan da başlayan bazı çizgiler var. İstikrarsız bir şekilde ilerliyor ama buradaki güçlü bir çizgiyle bunların pek etkisi olacağını düşünmüyorum. Şöyle katılan bir çizgi var. Bu da yaklaşık diyebilirim ki bir 3-4 yıl sonra bir birleşim, bir iş ortaklığı, bir değişim söz konusu olabilir hayatında. Birisinin etkisini görme hayatında olumlu bir etki ve çizgi. Ondan sonra ne durumda ona bakalım. Bakıldığında çizgimiz yani iyi bir şekilde ilerliyor. Doğal olarak zaten bu dönemlerde inceliyor çizgi ve bir şekilde devam ediyor. İnanın bu çizgi gerçek göze bakıldığında daha net, daha derindir. Fotoğrafta bile bu kadar görünüyorsa bu çizgi iyidir. Şöyle bir çizgimiz var burada başlayan yine 40 yaşlarında devam eden. Bu da yani 38-40 o dönemlerde yine iyi bir başlangıç olabilir. Kaynakların artması, yani olumlu değişimler, birden çok işi yönetme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve bu önündeki yıllarda bir 7-8 yıl içerisinde olma ihtimali yüksek. Ve verimli yaşlarda, tecrübeli olduğu yaşlarda bu çizgenin böyle derinleşmesi, ilave çizgilerin gelmesi gerçekten minimum hatayla çok kazanç elde edebilir. Ve güçlü bir irade ortaya koyabilir. Dediğimiz gibi akıl çizgisi düz eylemde. Tabi bu az hata yapan, hata bulucu bir akıl çizgisi. Ne kadar çok fazla buralara kadar gelmese de yine de iyidir. Şu fotoğrafa geldiğimizde aslında şu katılan çizginin şöyle birleşip şöyle çıktığını görüyoruz. Şöyle bir çizgi var ana kadar çizgimiz. Şurada da gölge şeklinde beliren çizgiler var. Hatta 3 çizgi diyebiliriz. Gerçekten 38-40 yaşlarından sonra çok daha rahat istediği bir yaşantıyı kurma şansı elinde olacaktır. Belki daha fazla işle ilgilenme ama... Ee, en azından maddi konularda bir rahatlık söz konusu olabilir ki elde güzel üçgen var görüyorsunuz Rahu bölgesinde ve bu şans para üçgeni güçlü merkür çizgisi iş hayatı için önemli ki kendisi merak ediyor iş ile ilgili konuları. Ne kadar burada gap olsa da yine de para konularında bir şansın olabileceğini söyleyebiliriz. Üçüncü fanajlara bakıldığında yine bu mesafelerin uzun olması iş yönetimi açısından önemli, iyi. Pek dolgun değil ama yine de olumlu en azından bir denge olması İkinci ve üçüncü falanca arasında burada. Merkür çizgisine, evlilik çizgisinin şöyle bir yaklaşımı var. Yani bir temas halinde olabilir bu. Sert dokulu bir olmasına rağmen ince bir şekilde burada bir belirme var. Güçlü bir evlilik çizgisi orta yaş dönemlerine denk geliyor. Hatta biraz daha ileride. Bu gerçekten eş seçiminde kendisini ortak hedeflere koşabileceği, o ülkeden o ülkeye göç edebileceği, bu konularda hem fikir olması gereken birisi olması gerekir ki muhtemelen öyle şu an başka bir ülkeye gidiyorlar. Yani kendisi için uygun biridir muhtemelen. Çizgimiz de fena değil, güçlü, iyi bir çizgiye benziyor. Ne kadar biraz düşük olsa da Merkür çizgisine teması var. Bu mükemmelliyetçi bir eş arayışı her zaman Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Seçici biri olma anlamında bir durumu yansıtıyor. Yav işaretine baktığımızda yav işaretimizde yani fena değil. En iyi haliyle değil ama en azından çok dağınık değil. Daha iyi olabilir tabii ki ama yine normal seviyelerde bir durumu var. Bu yine sağlık açısından, iş hayatı, evlilik konularında da olumlu bir etkisi var bunların. Buradaki evlilik çizgimiz de iyi. Aile bağlarına baktığımızda yani karışık durumlar var. Erken yaşta babasını kaybetmiş, ülkesinden ayrılmış, muhtemelen yani bazı kişilerle bağının koptuğunu söyleyebiliriz böyle bir durumda. Eğer aile zinciri çok fazla böyle birbirinden ayrılmışsa çizgiler bu bağların biraz zayıfladığını söyleyebiliriz. Şimdi fark ettiyseniz elde stres çizgileri var etki çizgileri ama çok fazla orta bölgede bunlar görünmüyor. Yani stres mücadelesi ve etkili çizgiler var. Bunlar eş olabilir, yakın çevre olabilir, kendisini koruyan hatta manevi bir koruma da olabilir. Streslerden, olumsuzluklardan korumak için bunlar etkili. Şu bulunduğu yıllarda bir başlangıç yapmak istiyor. Tam bu yıllar ve Merkür'e doğru giden bir çizgimiz var burada. Bu muhtemelen kendi işini başlatmakla alakalı olabilir. Şöyle bir çıkış daha var daha önceden yaşanan. Bu da yaklaşık bir 3-4 yıl öncesinde olabilir. Ve önünde 1-2 yıl içerisinde hatta bu bulunduğu yıllarda da olabilir. Yine bir durum var ve burada güzel bir üçgen oluşuyor. Hem Merkür çizgisi var. Yani bu biraz erken başlayan bir çizgi ama Merkür'e doğru yönelmiş bir stres çizgisi değil. Karakteristik olarak çok ince bir çizgi ama İnce bir belirme var burada. Merkür'e doğru giden bir para çizgisi olabilir. Kazanç çizgisi olabilir bu. İşini başlatma olabilir muhtemelen böyle bir üçgenle. Şu aklındaki şeyler herhalde olumlu gibi yorum yapabiliriz. Yani burada olumlu işaretler var. Şu bulunduğu yıllar ve önündeki 1-2 yıl içerisinde bunlar etkili. Ve kader çizgileri zaten devam ediyor. Bir eksilme yok. Hatta daha sonrasında katılan çizgiler var ve daha da sonrasında çoğalan çizgiler var. Bu açıdan önemli. Şimdi Satürn tepesine geldiğimizde Satürn tepesinde çizgiler pek belirgin değil baktığımızda sol elde daha iyi görünüyor bunlar. Burada baktığında buraya bakıldığında şöyle şuraya gelelim. Yukarıdan inen çizgiler var mesela şöyle. Bu kazalara yatkınlık olabilir. Bunlara dikkat etmesi gerek. Diğer çizgilerimiz burada kalp çizgisinde zayıflıyor. Şimdi ele baktığımızda kalp çizgisinin akıl çizgisine göre bir hakimiyeti var sanki. Daha çok kalp çizgisi var elde. Elde. Bu kendisinin duygusal kararlar verebileceği anlamına geliyor. Mantık biraz daha ikinci planda. İyi ki mesela akıl çizgisi burada düz. Aşağıya düşmemiş. Bu biraz dengeliyor ama yine baskın bir kalp var elde. Bu duygusal kararlardan dolayı maddi kayıplar olabilir. Buna çok dikkat etmesi gerek. İyi niyeti suistimal kolaylıkla edilebilir böyle kişilerin. Bunlara da özen göstermesi lazım. Ki buradaki boşluklarda biraz etkili yani para kayıpları olabilir. E değerlendirmede bazı sorunlar olabilir. Dolgunluk da var ama biraz boşluklar da var gibi sanki şu fotoğrafta daha çok görülüyor. E bu durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Duygusal kararlar alırken çok özen göstermesi gerek. Duygularıyla hareket etmemesi lazım. Daha çok mantığına güvenirse, mantık olarak da az hata yapan biri. Daha çok mantığına güvenirse hatalar minimuma düşer diye yorum yapabiliriz. Şimdi kalp çizgisine tekrar gelelim. Genetiksel olarak ailede kalp rahatsızlıklarının çokça olduğunu söyledi. Bu da burada görülüyor zaten görüyorsunuz direkt buraya karışan çizgiler, adacıklar tam şu bölgelerde özellikle böyle olması geç dönemlere denk gelmesi kendi eline baktığımızda burada çok sağlıklı. Muhtemelen ya spor yapıyor, kendisine dikkat eden birisi gibi düşünebiliriz. Yani bunları genetik olarak taşıyor ama tabii ki riyavete kapılmaması lazım. E dediğimiz gibi kendisi için daha olumlu bir durum var burada. E, kalp sağlığı açısından önemli. Çizgi çok güzel. Yani kalp bir ritmik olarak iyi çalışıyor ve duygularını iyi yaşıyor denilebilir. Ki duygu yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. Şimdi böyle aşağı doğru düşen çizgiler, hatta bunların bazıları iç marstan gelen karışan çizgiler var böyle kalp çizgisine. Çizgilerin böyle düşmesi yani biraz da aşağı doğru düşmesi, Hayal kırıklıkları hayatında olabilir. Özellikle erken dönemlerde çokça. Bu sevdiklerinden çok fazla beklentiye girme durumları olabilir. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani karşılıksız sevme fazla da beklentiye girmemesi gerekiyor. Böyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Yani böyle iç marstan gelen karışan çizgilerde kişinin duygusal stresleri, duygusal zorluklar veya stres dönemleri hayatında olabilir. Dönem dönem. Bunlar bu bulunduğu yıllarda da olabilir. Her döneminde de olmuş olabilir. Yani böyle bir durum var. Yine duygusal stresler, elhamlı durumlar olabilir. Yine panik atağa tetikleyebilir. Şu an için bir şey yok ama dediğimiz gibi dikkat etmesi gerek. Kalp sağlığının iyi olması, kalp çizgisinin güzel olması bir kurtarıcı kendisi için. Ama dediğiniz gibi böyle potansiyeller her zaman hazırda bekliyor. Psikolojisini her zaman diri tutması gereken birisi. Bakıldığında burada venüs halkaları da var. Şöyle gelen bir çizgimiz var. Şöyle gelen bir durum daha var. Bunlar yine hassasiyetlik katıyor. Özellikle böyle sert dokulu elde venüs halkasının belirmesi bu yalnız yaşam isteği olacaktır ki kendisini doğada izole yaşam hayalinin olduğunu belirtti erken dönemlerden itibaren. Satürn parmağımız da bayağı uzun. Genelde Satürn parmağı uzun olan kişiler izole yaşantıyı severler ve Venüs arkasının olması bunu daha da arttırıyor. Bu hedefleri doğrultusunda çaba gösterecektir muhtemelen çünkü isteği bu yönde. Yine Venüs arkası depresif durumlara yatkınlık olabilir. Dikkat etmesi gerek hassas birisi. Kalp çizgisi de baskın elde. Yani çokça kalp var. Bu da bir kalp çizgisi gibi etki yaratıyor. Hisler güçlü, duyguları güçlü, romantizmi üst seviyede denilebilir. Yine üretkenlik, çalışkanlık da vardır ki kendisi çalışkan biri. E-mailinden anladığım kadarıyla el yapısına da baktığımız zaman zaten eldeki tepelerde yükseklik olarak iyi bir denge var. Çalışkan, üretken, kare bir el. Pratik. Çözümler sunan her konuda pratik yaklaşımları olan birisi. Şimdi burada satürn parmağında düşen çizgileri görüyorsunuz. Bunlar dediğimiz gibi tehditkar çizgiler. Bazıları aşağı doğru inmiş. Yani kazalara yatkınlık durumu olabilir. Ama burada bazen şöyle defekt durumlar var. Satürn'ü zarar veren bazı çizgiler var. Solerle bunlar daha etkili. Bunlar tabii şimdi merdiven olarak ele alırsak bu çizgileri, kalp çizgisinin yükselmesi. Çünkü aşağı doğru düştüğü için burada bir oluşum çabasında kalp çizgisi bu kısmı dolduruyor ve Satürn'e doğru gitmesi kademeli bir şekilde çok azimli, çalışkan, bir şeyler elde etmek için çaba gösteren bir yapıya işaret edebilir ama çizgiler çok kırık kırık. Şurada da var mesela bir defekt durum yaratabilir. Yani Satürn'ün niteliklerine zarar veren. Bu da kolaylıkla Motivasyonu düşürebilir başarısızlıklarda. O yüzden e, disiplini sağlama da veya iş yönetiminde bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar zayıf noktalar olabilir. Yine Satürn'deki bu yatay çizgiler izole olma isteğini arttırıyor kendisinin. Uzun Satürn parmağıyla bu difekt durumlar daha yalnız yaşam doğayla iç içe uzak bir yaşantı tercihi gayet normaldir. Şimdi burada güneş çizgilerinin burada kalp çizgisinden sonra yoğunlaşması. Nasıl burada kader çizgileri zayıflıyorsa burada da yoğunlaşan güneş çizgileri var kalp çizgisinden sonra. Çevresiyle oluşturacağı duygusal bağ, aile içindeki mutluluk her zaman başarısında etkili olabilir motivasyonda. Özellikle burada da bahsettiğim gibi işaret parmağının satürne dönmesiyle sevginin gücü her zaman kendisine ilham verecektir. İş hayatında da başarıyı getirecektir. Ne kadar sert dokulu bir el olsa da ince belli bir baş parmağı görüyoruz. Güçlü bir baş parmağına rağmen şu an ince bir durumu var şurada bükülme görüyorsunuz. Çok kaba değil şu kısım ve Merkür parmağımız da güçlü. Bu gerçekten iyi diplomatik dil kullanabileceği, ikna kabiliyetinin iyi olabileceği, kendine has özel bir tarzın olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle güçlü bir Merkür hattıyla yine burada bir çizgiyle beraber. Bu yönde iletişim konusunda güçlü yönleri de var kendisinin. Bu tabi iş hayatında da bir katkı sağlayacaktır. Özel hayatında da. Yine burada baş güçlü olması, Venüs tepesi de yüksek. Bu sorumluluk sahibi ve güçlü bir karakter, güçlü bir irade, çalışkanlık, güçlü bir fizik aynı zamanda. Şimdi erken döneme baktığımızda böyle güzel Jüpiter çizgileri var buradan çıkan. Bunlar muhtemelen şu evlilik olmuş olabilir 20'li, 25'li yaşlarda. Diğerleri okul mezuniyetleri yani bazı başarılar, hedefler iyi bir başlangıç. Tabii ki bazı sorunlu durumlar da var. Özellikle 20 yaşlarında ailevi durumları yaşaması, daha erken dönemlerde de bazı sağlık problemleri atlatılmış olabilir. Ama sonrasında iyi bir çıkış var görüyorsunuz. Ve bunun tekrarı yine şu dönemleri burada değerlendirmiştik. Şimdi buradaki durumda direkt akıl çizgisine durursa eğer bu çizgiler burada yaklaşalım. Şu çizgilerin akıl çizgisine durmaması ya daha erken durursa daha iyi. Evet daha erken duruyor. Şöyle yani direkt akıl çizgisinde zayıflayan bir durum değil. Yavaşça zayıflıyor. Bu daha iyi bir durum. Direkt böyle güçlü bir şekilde gelip akıl çizgisine durdursaydı bu mantık hatalarıyla bazı kayıplar olabilirdi bu başlatacağı işle ilgili. O yüzden e, hafif böyle incelmesi doğal olarak kendi halinde daha olumlu diye yorumlayabiliriz. Daha iyi bir çıkış. Yani daha olumlu bir durum. Görüyorsunuz çokça Merkür çizgisi var. bayağı kalabalık Merkür'e doğru giden çizgiler. Hatta derin bir çizgimiz var yukarıya doğru giden. Şuradan gelen çizgiler de yine muhtemelen bunlar buraya bağlanıyor. Bu kısmı bulanık çıkmış fotoğrafın ama bunlar yine ince de olsa göç seyahat ilerleyen dönemlerde de iyi kazançlar olabilir ve hayat kalitesi gerçekten çok iyi güzel bir çizgi görüyorsunuz çok güzel özellikle erken dönemlerde bayağı sıkıntılı durumlar yaşanmış çizgiler sığ yaş ilerledikçe derinleşiyor bu hayat standartları açısından gayet güzel mesela şu fotoğrafa baktığımızda burada da o inceliği burada görebilirsiniz sonra düzeliyor derinleşiyor çizgiler Normali de böyledir zaten başarılı insanlarda ve hatta doğru bir yol haritasında ilerleyen kişilerde genelde çizgilerin güzel olarak ilerlediğini görüyoruz. Tabi sağlık sorunları olmazsa bu çizgi sağlıkla ilgili bazı durumlarda yansıtabilir. Kendisi açısından sağlıklı bir durum var burada. Şimdi erken dönemlere yine geldiğimizde şöyle çift ilerleyen bir çizgi var. Bu biraz iç venüs çizgisi gibi ama şeyden doğmuş, hayat çizgisinden doğmuş görüyorsunuz. Yani bu ayrılan bir çizgi. Hayatında bazı bunun etkileri olmuştur. Şu anda bunun etkileri içerisinde ama bu değişim buna alıştığı bir süreç zaten bu. Bu artık sonlanmak üzere daha farklı bir dönem olabilir. Sağ elde yok zaten, sol elde var. Bu hayatında bazı zorlukların olabileceği, zorlukları aşarak başarıların her zaman geleceği anlamına geliyor. Sürekli bir sınav halindedir kendisi. Tabii bu herkes için geçerli ama kendisi için biraz daha fazla olmuş olabilir. Özellikle aileyle ilgili, yakın çevreyle ilgili, iç dünyasıyla ilgili, kendini nasıl gördüğüyle ilgili bir durum, zorluk ve bunlarla baş etme ve başarma bunlarla bağlantılı olabilir. Yine hayatına birden çok seçenek, birden çok işi idare etme potansiyelini de vermiştir kendisine. Ayrıca yine iyi bir enerji de kendisine katmıştır. Bu dönemlerde evlilik de gerçekleşmiştir. Enerji olarak yine sevginin gücü açısından iyi bir etkisi olmuştur bu çizginin burada ve o dönemlerde görüyorsunuz çıkışlar var ve bunun paralelinde burada da var. Bunlar iyi değerlendirilmiş gibi görünüyor geçmişte. Öndeki yıllarda da yine ayrılan çizgiler, Merkür çizgileri çokça var. Bunlarda bazı çıkışlar başarılar olabilir. Bunlar da paralellik içerisinde zaten bu diğer fotoğrafta daha iyi görünüyor bunlar. Bazen satürn tepesinde bu yatay kesikler karmayla ilgili eğer geçmişte bazı durumlar varsa bunlarla yüzleşme hesaplaşma olabilir. Ki bakıldığında parmak ucunda burada mesela ondan sonra satürn parmağında işaret parmağında da bazı döngüler var. Bu bazı travmatik olaylar olabilir veya bazı karmik olaylarla hesaplaşma. Herkese bir şekilde bedeller ödeyip ilerleme anlamında olabilir. Burada bir tek güneş parmağında görüyorsunuz. Boğa gözü gibi bir işaret var. Bu kendisi gerçekten eğlenceli. Ee, yine sanatsal yetenekler, yatkınlıklar olabilir. Güneş çizgileri de elinde var. Yine fark edilen birisidir. Bu yönde de katkılar sağlar. Odaklanma, iş konusunda özellikle el becerileriyle ilgili konularda iyi bir hassasiyeti, ince detayları görmeye yatkınlığı vardır. Yine esprili, iyi konuşmacı zaten kendisi. Ondan da bahsettik. İyi bir espri anlayışı ve yaklaşımı vardır. Topluluk önünde de kolaylıkla konuşabilir. Bu yönleri de baskındır. Tam bir hitabetçi diyemeyiz çünkü işaret parmağı uzun değil Güneş'e göre. Ama yine de ben iyi konuşmalar yapacağını söyleyebilirim. Diğer noktalara bakılırsa. Şimdi burada Jüpiter parmağının altından başlayan bazı çizgiler var aşağı doğru düşen. Burada da bunlara denk geliyoruz şöyle ince ince. Görüyorsunuz. Yani buradaki gibi düşün ama bu Jüpiter parmağında biraz daha farklı anlamda. Satürn'deki gibi değil. Ne kadar burada özgüvenle ilgili bazı durumlardan bahsetsek de yine kendine has bir güveni vardır yani. Azim, hırs, yönetme isteği olabilir. Güçlü baş parmaklar, yani özellikle kendi işi veyahut da kendi altında çalışan kişileri yine iyi, iyi idare edebilir. Ne kadar çok lider karakterli olmasa da. Yani iş hayatına bir başarı sağlayabilir buradaki çizgiler. Mesela sol ele geldiğimizde Ring of Sun görüyoruz burada. Şöyle. Özellikle güneş çizgisiyle sonlanıyor. Bakın. Güneş çizgimiz geliyor. Şöyle. Bunun içine karışıyor. Şöyle bir halkı oluşturuyor. Bu genetikten gelen bazen kendi yeteneklerini keşfetme ve bunları çeşitlendirmede sorunlar, onları açığa çıkartmakta sorunlar genetiksel olarak geliyor. Ama sahilde bu böyle değil. Çok güzel buradaki güneş çizgileri böyle bir etki yok. Ama dediğimiz gibi atalardan gelen durum bu. Bunu da düzeltmiş, üstüne koymuş diyebiliriz. Bunun daha da üzerine gitmesi gerekiyor. Ne kadar sahilde olmasa da daha da bence gizli bastırılmış bazı şeyler vardır yetenekler potansiyeller bunları farklı şeyler deneyerek açığa çıkartabilir çeşitlendirebilir veyahut da baş parmağının ilk falancı gerçekten çok güçlü bu yani çok iyi bir girişkenliğe atılganlığa işaret ve güçlü bir fizik aynı zamanda aklındakileri hayata geçirmek için enerjisi ve cesareti mevcuttur bu yönde de güçlü bir durum yine seyahat çizgileri çok çavar aileden de gelen bazı durumlar var bu çizgimiz yine burada fena değil ama sahilde biraz daha farklı. Üçüncü bölge çok güçlü. Bu gerçekten yani rahat, konfor, yeme, içme, bu tür konulara yatkınlık, istek olabilir. Yani lüks tüketim de olabilir zaman zaman ama dediğimiz gibi kendisi izole yaşantı derdinde. Ama bu özellikler yine dediğimiz gibi farklı yönlerinde ortaya koyabilir. Şurada bir adacık var. Bu bazen alerjik durumlar sağlıkla ilgili bazı durumları yansıtabilir Mide hassasiyetleri zaten bir durum yaşamış onunla ilgili veya solunum yolları ile ilgili bir durum olabilir ayrıca bu para işareti de olabiliyor bazen yani aileden gelebilecek bir miras durumu yine olabilir böyle durumlarda yansıtabilir yani ama dediğimiz gibi alerjik ve akciğerlerle ilgili hassasiyeti de verebilir o yüzden çok dikkat etmesi gerek diğer çizgilerimizde görüyorsunuz zaten çok zincirli sığ ee, ne kadar güçlü bir sistemden bahsetsek de Hayat çizgimiz çok fazla geniş açıdan almıyor. Yani enerjiyle ilgili yine bir tasarruf, yine ümün sistemle ilgili bir dengeyi ortaya koyması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor her zaman. Yani öyle aşırı bir canlılık yok. Sadece güçlü bir durum var şu an için. Mesela kendisi e-mailinde hiçbir zaman başkaları için çalışmayı düşünmediğini söyledi. Her zaman kendi inisiyatifini alıp kendi işini başlatma derdinde olduğunu söyledi. Özellikle zaten işaret parmağının kavis yapması Satürn'e doğru. Her zaman kendi davasına, kendi parasında koşan, kendi hedeflerine koşmak isteyen bir yapıya işaret ve bu durumu yansıtıyor tabii ki biraz ve baktığımızda önümüzdeki yıllarda da bu üçgenlerle böyle bir potansiyel var geçmişte bazı durumlar olmuş. Yani önde gerçekten kendi işini kurmakla ilgili bir şans var. Şu anki durumu bilmiyorum yani ne işle ilgilendiğini, kendi işini mi yönetiyor bilmiyorum ama muhtemelen kendi işiyle uğraşıyor ve daha başka işlerin büyümesi açısından belki bir ortaklık, zaten göçle bağlantılı bir durum olacak bu, ülke değişikliği yine olacak. Öndeki durum gayet normal, iyi yani. Mesela kendisinin zaman zaman kaygılı durumlarının, elhamlı durumlarının olduğunu söyledi. Zaten akıl çizgisinden bahsettik ve kalp çizgisine karışan çizgiler bunların yansımaları biraz ama çok etkili değil. Bunlarla baş edebilir. Zihne egzersizleri gayet önemli. Yani daha çok kitap okuma, altyapı bunu destekliyor. Yani biraz yükleme yapabilir. Daha çok zihin egzersizleri, daha çok yorma zihni katkılı olabilir ve özellikle birinci da uzun yani mental eforda iyi çalışabilir aslında. Altyapı da bunu destekler. Şuraya baktığımızda mesela burada kader sigarimiz daha zayıf sol elde sahile göre görüyorsunuz. Yani bu potansiyellerinin gerçekten üstüne çıkmış diyebiliriz. Koyduğu irade konusunda daha şanslı yani ailesine göre biraz daha. O yüzden iyi olumlu ve iç dünyasında bu potansiyellerinin yetersiz olduğunu düşünebilir ama dışarıdan bu böyle değil. Güçlü bir iradesi varmış gibi görünüyor dış dünyadan bakıldığında. Dışa yansıttığı enerji bu böyle ve güneş çizgi açısından da böyle yetenekleri de aslında daha çok kendi düşündüğüne göre daha çok şey yapabilir. Yine kalp ve akıl çizgisine bakıldığında yine güçlü bir kalp çizgisi var burada öne çıkan. Evet, bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.